Öyle bir yerdeyim ki bir anım mavi olsun dalgalanır sularda. Swami'de bir yer bildirim uygulaması var. Orada yer bildirim yaptınız mı? Yok, yapmadım. O zaman kollarımı sıvarım. Yakından daha etkili arkadaşlar yani. Sizi bilmiyorum ama. 23 Mart'ta YGS var. Ben 18 Mart'ta mahkemeye çıktım. Bize mahkeme celbi geldi önceden. Suça sürüklenen çocuk. Babam dedi oğlum bu ne? Temple of the King ismiyle hangi yabancı hard rock heavy metal grubuna aittir? Kök gibi soru geldi size. Evet. Kök. Evet. Hoş geldiniz. Arkadaşlar. Çok özel bir bölüme denk geldiniz arkadaşlar. Kolay mı zor mu? Askerlik şubesi özel. Şimdi bize erkek arkadaşlarımızdan fazlaca başvuru geliyor. Biz de gelelim abi. Biz onları eritemiyoruz. Onun için yavaş yavaş erkek arkadaşları aldık. Geri kalanlarla da ben evde falan oturuyorum. Yani bayağı çok erkek geliyor. Onun için bugün böyle özel bir bölüm. Hemen sizden başlıyorum. Alperen ve Mert. Evet. Evet. Biraz kendinizi tanıtır mısınız? Tabii. Benim adım Alperen. Soyadım Cingöz. Adana'dan geliyorum aslında ama 8 ay önce İstanbul'a taşındım. Tiyatrocuyum. Burada da bir ekibe girdim. İlerlemeye çalışıyorum diyelim. Süper. Yolun açık olsun kardeşim. 25 yaşındayım bu arada. Mert sen? Ben Mert. 26 yaşındayım. Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği okudum. Buraya yalandan yüksek lisans yapmaya geldim. Hani normalde yapmayacaktım ama bir şirkette çalışınca mesleğin ne kadar zor olduğunu anladım. Amatör olarak tiyatro yapmıştım üniversitede. Buraya geldim, eğitime devam etmeye geldim. Dediğim gibi yalandan da yüksek lisans yapıyorum yani. Mühendislik ve teknoloji yönetimi diye TESLİS. Öyle. Bir ay önce taşındım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Grubunuzun adı da? Çift Lavaş. Çift Lavaş. Adanalı olunca böyle oluyor. Arkadaşlar Caner ve Tayfun. Caner. Tayfun. Tayfun. Caner tipi vardıysa demek ki. Yok. Caner tipi ne oğlum? Tamam peki. Tayfun. Evet. Kendinizi tanıtır mısınız? Sen gazetecisin, seni biliyorum. İçeride konuştuk. Evet. Tayfun günaydın. Memleket Eskişehir. Çanakkale'den geldim. Gazetecilik yapıyorum. Ha memleket Eskişehir. Benim memleketli değilsin yani. Orada büyüdüm ama. Ha. Yani. Merkez. Evet. Sen abi? Memleketi mi soruyorsun? Hayır, adını. Baştan abi. Abi, ben Caner, buralıyım, Kadıköy doğumluyum. Ama Ardahanlıyım. Şu an sahne tasarımı, ışık tasarımı yapıyorum. Tiyatronun içindeyiz hala, emekçisiyiz. O şekilde, istatistik mezunuyum ama. Bizim gibi emekçilerdensin, evet. Ve grup adınız? Erzak. Erzak. Değişik. Böyle vizyonsuz isimler, Çift Lavaş. Hani biraz daha fazla ekmek yiyelim, doyalım gibi bir yaklaşım. Ne? Ne sizin sebebi ne? Ben biraz kiloluyum. 1,5 lavaş, yarım lavaş arkadaş. Ben de yarım. Ha, böyle şakalı. Evet, anladım. Daha da çirkinleşti. Sizin erzak? Ben şey diye Migros TV diye erzak almaya geldik biz. Ha, sizinki de şakalı. Feyiz. Peki arkadaşlar, en baba hikayeyle başlayacağız. Tamam. En baba hikayeyi sizle başlayalım mı? Yani pozitif ayrımcılık niye pozitif diyorduk ne da olarak? Hani 4 erkek olunca. Beyefendi var orada. Evet, oradan. Sizden başlayalım. Benden başlayalım. He. Abi benim aslında bu acıklı bir hikaye. Lise 4'te başıma geliyor. Benim belalı bir yakın arkadaşım var. Acıklısı Gaziantep'e gitmenden mi kaynaklanıyor? Bu olay sebep oldu Gaziantep'e gitmeme. Peki. Belalı bir arkadaşım var bizim okuldan değil dışarıdan. Onun sevgilisi bizim okula yatay geçişe geldi. İşte çocukla görüştük falan. İşte oraya geliyor, tanış, arkadaşlık et falan. Abi kız bir geldi. Bir hafta sonra tüm liseyi birbirine kattı. Bizim de bir alt dönemden eskiden kavga ettiğim arkadaşlarım var. Sonradan yakınlaşmışız. Ama şey yani aramız yine limoni. Benim haberim olmadan yürümüş kıza. Çocuk akşam bana mesaj atıyor. İşte ben yarın geleceğim. O çocukla görüşeceğim. Beni o çocukla görüştür. Dedim tamam olur. Geldi. Biz böyle 7-8 kişi bizim arkadaş grubu. Onlar 7-8 kişi.
Böyle yürüyoruz, bizim okul dağlık bir alanda, yola doğru yürüyoruz falan. Benim bir çişim geldi. Böyle kavgalar çıkacak, belli uzuyor yani. Sen yürüdün, sen ne yaptın? Benim çişim geldi. Dedim ki şurada arada kimse görmeden halledeyim yani bu işi. Bir anda abi benim o dışarıdan arkadaşım bir yumruk vurdu çocuğa. Dedi ki bana kavga etmeyeceğim demişti başta. Bir yumruk attı o çocuğa. Herkes birbirine girdi işte, o ona saldırıyor, ona saldırıyor falan. Benim de elime kemer geldi. Gelmez olsaydı yani. Kemerle kavgaya başladık derken... Evet. Kısa kesiyorum. Şiddet var da hani öyle bir 20 saniye falan sürdü, öyle çok sürmedi. Savurdun ama kimseye gelmedi değil mi? Evet, hiç kimseye çarpmadı yani. Sonra... Çocuğun babası doktor. Senin eline kemerin niye geldiğini anladık. Kemer açık evet, olduğu için. Evet, orada açtın, ben bayağı böyle direkt daldım. Çocuğun babası doktormuş. Bir sağlık raporu çıkardı böyle, market fişi gibi. Mahkemeye çıktık abi biz. Kısa kesiyorum. O aralarda benim zaten hayatım karardı yani. Bize jandarma bakıyor zaten. Jandarmaya gidip geliyoruz. Bir hafta boyunca gittik geldik. Sınava hazırlanmam lazım. 23 Mart'ta YGS var. Ben 18 Mart'ta mahkemeye çıktım. Bize mahkeme celbi geldi önceden. Suça sürüklenen çocuk. Babam dedi oğlum bu ne? Dedim baba yani çocuklar kavga ediyordu. Ben gördüm hani. Tanık olarak yazmışlar beni. Abi mahkemeye bir çıktık. 8'imiz duruyoruz falan böyle. Aileler gelmiş. 40 kişi falan var. Her barodan avukat ayarlamışlar bize. Herkes diyor Mert beni dövdü. Böyle çıkıyor. Mert bana şunu yaptı. Mert bana bunu yaptı. En son bizim avukat şey dedi. Ya dedi müvekkilim dedi 60 kilo dedi. Hani 7 kişiyi dövme ihtimali var mı dedi yani. Hakim hanım kalktı. Artı ya. Müvekkilin pantolonu da açık yani. Onu da yani, o da bir etken yani. Yani öyle bir durum da var. Hakim hanım dedi işte gereği düşünüldü. Babama bakıyorum ama babam çok kötü. İşte bizim bütün grubu saydı. Beraat. İşte yeterli delil bulunamadığından beraat. Bana bir geldi abi. Mert Baysal. Kemerli adam yaralamaktan. 2000 lira. 3 yıl bir suça karışmadığı takdirde cezası düşecektir. Çıktık abi. Bizim orada adliyenin yanında bir bank var. Babamla oraya oturduk. 3 yıl mı dedi o dedi. Dedim evet 3 yıl hani baba. İyi lan dedi, bizim zamanımızda 5 yıldı dedi. İyi tamam baba dedim yani. Ondan sonra sınava girdim. Bu. Benim hikayem bu. Ama hayatım kararmış yani. Of Allah'ım. Her türlü konudan içim sıkıştı. Allah senden razı olsun. Evet. Biz bunu, yani içeriğinden biz ve... Biz bunu bayağı kırpınca... Sen bu kırptın mı bu? Kırpılmış hali. Evet. Şey olabilir mi? Ne? Şey olabilir mi? Vurgu. Olamaz, sen ona karışma. Peki. Sen kendi hikayeni anladın. Zaten yeteri kadar uzun hikaye, bir de onu mu konuşuyoruz oğlum? Bende iki hikaye var, hangisini anlatayım, ikisini anlatayım. Kısa olanı anla. Tamam. Bir gün İstanbul'dan Çanakkale'ye dönüyoruz otostopla. Otostopta bizi alan abi, yani şoför abi, Avusturya'da transport işi yapıyormuş. İnsanları havalimanından alıp oteline bırakıyor. Yeni araba aldım falan diye böyle bir artistik yapmak istedi bize. Benim de yanımdaki arkadaşım abi göstersen arabayı dedi. Gösterdi şeyle beraber, fiyatıyla beraber. Nerede gösteriyor sana bunu? Arabanın içinde telefondan gösterdi. Ha telefondan gösteriyor. Evet. Benim o gören arkadaşım dedi ki abi arabanın fiyatı nerede dedi. Gösterdi işte rakamları. Benim arkadaşım dedi ki ben onu TC kimlik numarası sandım. Buna daha devam varmış gibi geldi değil mi? Kısa derken. İkinci, başka bir şey anlatmak ister misiniz arkadaşlar? Anlatayım ben. Anlat. Şöyle Rusya'ya gittim bir dönem. Baştan şunu anlatayım. Ben hani gecekonduda büyümüş biri olarak işte ne bileyim işte duşakabinde, leğende, sobanın yanında öyle yıkanmış biri. Hep de hayalini şey kurarım böyle büyük. Oğlum duşakabinde derken. Bayağı otele gidiyorum 5 yıldızlı, orada da duşakabin var yani. Evet Türkiye'de genellikle duşakabin var. Evet. Ama Rusya'daki her evde şey var, küvet var. Sen Rusya ne alaka? Ben şeyle gitmiştim. Erasmus Plus'la gitmiştim. Tamam. Orada 2 aylık gönüllü olarak. Hayır yani ben zorluklarla yetiştim derken ki duşakabini merak ediyoruz. Nasıl yani? Ya zorluklarla yetiştiğin evde jacuzzi'nin yanında duran duşakabini merak ediyorum. Yok o şekilde değil. Normal kapanma kapağı böyle zor kapanır. Evet tamam. Öyle bir duşakabin. Küvet var böyle. Ben de işte hayatımda küvet görmemişim. Dedim ki gideyim küvete gireyim. İşte gittim marketten bu toplar var böyle küvet içine atılan böyle kokulu toplar. Mumlar aldım kenarlara koydum dizdim falan böyle. Gayet ortam hazır. Bir eksiğim var, o bizim de eksiğimiz. Evet. Allah kahretsin evet. Hikayemizde bile kız yok oğlum. Böyle evet. Sonra bayağı sıcak suyla doldurdum böyle bir güzel. İçine yattım, uzandım. Oradayken suyu çok sıcak yapmışım. Tansiyonum düştü, bayılmışım ben. Bir saat, iki saat sonra bir uyandım. Yaşlanmışım ya, her yerim kırış kırış. Güzel abi. Peki, bu böylesiniz. Evet.
Böyle. Sizin güçlendirmek istiyor musunuz diye ikinci bir hikaye anlattırmak istemiyorum çünkü saatler sürüyor. Ben de bir hikaye anlatırım diyen var mı arkadaşlar? Süper. Merhabalar. Buyurun. İsminizi aslında rica edebilir miyim? Ayşen. Ayşen. Hoş geldin Ayşen. Hoş nereden geliyorsun? Burada yaşıyorum. Buradaysın. Evet. Ben de yeni geldim sayılır aslında. Bir yıl olmak üzere. Nereden geldin? Gaziantep'te görev yapıyordum. Buraya tayin oldum. Peki ne anlatacaksın bize? Aslında iki hikayem var ama siz önce kısa olan dediğiniz için kısa anlatacağım. Evet. Lise 1'deyim. Biyoloji dersinde deney yapacak hoca. Asit baz klasik bir deney vardır ya. Asidi getirdi, ortaya koydu, dolaptan bazı almaya gitti ve dedi ki sakın bunu koklamayın. Ben de o an tamamen iç motivasyonum nasıl kokabilir ki diyerek burnumu daldırdım yani hocanın arkasını dönmesiyle beraber ve kimseye tavsiye etmiyorum. Zaten ona iç motivasyon da denmiyor yani. Ya bilmiyorum. Başka sıfatlar da bulabiliriz. Evet. Gerçekten bulabiliriz artık ergenliğin merakı mı diyeyim. Onlar en masumları hiç evet. Hiç mantıklı bir şey gelmiyor yani. O kadar feci bir şekilde burnum yandı ki bir hafta boyunca burasının acıdığını hatırlıyorum. Ve hala iyi koku alamaz yani burnum. Ondan sonra koku almam azaldı diye düşünüyorum. Bunu da kendimce iyi bir şey olduğunu yormak için şöyle düşünüyorum. Ben koku hassasiyetim çok fazladır. İyi koku çok severim. Kötü kokudan da çok rahatsız olurum. Ve kötü koku almıyorum yani. Çok aşırı derecede kötü kokması lazım. Diyorum ki bu benim için bir lütuf. İyi ki o asiti koklamışım. Buraya bağlıyorum. İnanamıyorum sana. Küçük bir hediyemiz var Migros'tan. Güle güle harca. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol. Arkadaşlar bu arada Migros TV'de yayındayız. YouTube Migros TV'de yayındayız. Kanalımıza lütfen abone olunuz. Ve yarışmacı olmak için de burada gerekenler şu anda yazıyor olması lazım. Buraya video yolluyorsunuz. Biz de izliyoruz ve size geri dönüş yapıyoruz. Arkadaşlar çift lavaş diyenler. Oha! Bari biri ya, bir. Bari sen alkışla. Peki, erzak diyenler? Evet. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sorum kısa bile yeterdi. Sor, evet, aynen öyle. Keşke böyle yapsaydınız da görseydin. Şimdi, masallardan gelecek sorumuz 10 ve 20 puan değerinde. Kolay mı, zor mu? Zor. Zor. La Fontaine'in Yengeç ile Yılan masalında kendini sokacağından tedirgin olduğu için arkadaşı yılanı uyurken boğazını kıstırarak öldüren yengeç yılanın arkasından ne demiştir? Oğlum ne oluyor lan bu yarışmaya? Hachiko sponsorluğunda. Gelip ağzımızı burnumuzu kıracaklar şimdi. Anladınız mı? Anladım. La Fontaine'in Yengeç'te Yılan diye bir masalı var. Evet. Bu ikisi arkadaş yengeçle yılan. Tamam. Böyle yatıyorlar tam uyurken yengeç diyor ki bu beni sokacak, bu beni sokacak diyor, huzursuz oluyor. Okay. Gidiyor yılanı boğazından kıstırıyor. Tamam mı? Sonra da yılan ölüyor. Arkasından ne diyor? Bu ya, gerçek bir masal. A. Şimdi arkadaşsız kaldım. B. Yılan yılanlığını yaptı. C. Bak gördün mü öldün. Bak gördün mü öldün işte ya. Ya ben de... Bak gördün mü öldün bak. Söylüyorum. Olabilir ama... Bak gördün mü öldün. Yılan, buna benzer başka bir şey anonim hikaye hatırlıyorum ben de o yüzden. Hatırlıyorsan sen... Evet. Ben de öyle bir çünkü hikaye de yok. Ben bak gördün mü öldün. Emin misin? Yılan değil mi? Evet. Evet, bak gördün mü? Allah Allah. Evet. Emin misiniz? Evet. Kararınız kesin mi? Tamam. Evet. Oğlum tamam mı evet değil. Kararınız evet. Kesin mi? Evet. Kararınız kesin mi? Kesin. Evet. Evet'i ben diyeceğim. Bakalım. Bak gördün mü? Öldün mü? Dediler ve 20 puan aldılar. Evet, yengecin kendi kendine kurtlanıp yılanı öldürüp sonra arkasından da bak gördün mü öldün diye bittiği bir masal var abi. Çok manyak. Ve de bu program. Kolay soru size kaldı, 10 puanlık. Analığın babalığın ayaklar altına alındığı, yan bahçedeki cadının bahçesinden sadece bir demet kuzu kulağı, iki marul aldığı için doğmamış kızlarını cadıya evlatlık veren ailenin bahtsız kızını anlatan masalın adı nedir? Buyurun. Aşkı Memnu. A. Aşkı Memnu. Pamuk Prenses. Rapunzel ve Cinderella. Rapunzel saç mevzusu işte. Rapunzel saç mevzusu. Pamuk Prenses. Pamuk Adana'da Prenses. Geçiyor Pamuk. Cinderella. Cinderella da Takunya. Pamuk Prenses o yedi cüceler. Benim babam hiç bana masa anlatmadı. Hocam ben de çok hakim değilim sen bilirsin yani.
Ne yapıyordu şimdi marul çallar diye? Abi bir tane aile var, kadın hamile. Yan tarafta bir bahçe var. Cadı kadının bahçesiymiş. Kadının canı çekiyor. Oradan bir demet kuzu kulağıyla iki tane marul alıyorlar. Cadı diyor ki siz vay efendim siz benden nasıl alırsınız bunları diye. Onlar diyorlar ki o zaman biz sana doğunca kızımızı verelim. Böyle manyak bir şey. Bu kızın dramını anlatan bir masal bu. C ya. Pamuk Prenses, Rapunzel, Cinderella. 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 Evet. Emin misiniz? Eminiz. Kararınız kesin mi? Kesin. Kesin. Yani Cinderella ayakkabıyla ilgili değil yani. Bilmiyorum. Artık kesin dediğin için. Cinderella'yı bilmiyor musun? Şey Cinderella, ya? Cam yani ayakkabı. Ben hiç, aynen. Artık bakmaya gerek yok. Kategori. Bakalım. Bilmediğimiz kategori. Geç. Bu bahtsız kız, Pamuk Prenses mi, Rapunzel mi, Cinderella mı? Dediler ve 0 puan aldılar. Çünkü Rapunzel olacaktı. Ben Rapunzel'in çok... masalını hiç duymadım, okumadım. Bir tek saçının uzun olduğunu biliyorum. Saçı evet, uzun ben işte. De yani... Cadı kadını onu alıyor. Bir de üstüne üstlük kızı kuleye kapatıyor. Kız saçını şey yapıyor. O sepet... hikayenin doğuşu oymuş yani marulla. Evet, başı o. Evet. Bende bir tek sevgilisini yukarı çıkardığı var. Evet, bende de o var. Sende de o var da burada sevgili mevgili hiçbir şey yok. Böyle dümdüz gelmişsiniz. Peki. İkinci sorumuz halk oyunlarından gelecek ve en iyi taklit ve yetenek. Sizle başlamıştık, sizde. Ne yapıyoruz abi? Yetenek ne var yetenek? Kötü espri yapabiliyorum ben. Kötü espri yapabiliyorsun. Evet. Süper bir yetenek. Yapayım mı? Yap. İlkokuldayken Melis diye bir arkadaşım vardı. Hocayı çok kızdırdı ve takayak üzerinde durma cezası yedi. Sonra doktor raporuyla geldi, melisküs olmuş. Bizim alkışla aynı. Sindirmeye çalışıyoruz. Melisküs olmuş. Güzel ama yeteneği var bu hususta bence de. Başka var mı kötü esprin? Swam diye bir yer bildirim uygulaması var. Orada yer bildirim yaptınız mı? Yok, yapmadım. O zaman kollarımı sıvarım. Yakından daha etkili arkadaşlar. Yani sizi bilmiyorum ama benim yüzüme hayvan gibi etkili. Bence çok büyük bir yetenek bu. Hakikaten öyle. Değil mi bir tane daha? Yap. Alışkanlık yaptı. Allah kahretsin. Ya Sovyetlerden bahsediyorken gaz çıkartırsanız ne olur? Söyleyeyim mi? Söyle. Çabuk dağılır. Yemin ediyorum bu kadar kötüsünü çok az gördüm. Gerçekten müthiş. Müthiş. Bu adam maruz kalıyor her gün. Ben vallahi ev arkadaşıyım. Evet. Oğlum ayrılsanız da. Bir tane daha yapayım mı? Yap yap. Allah belamızı verdi bu. Evet abi. Bunu seyirciye sorayım mı? Hayır yap. Ne abicim zaten bilemiyorlar ki baksana yani. Yok bunu bilirler ya. Tamam, peki. Batman'deki 3. filmde savcının adı nedir? Bunu kim biliyor olabilir oğlum? Burada ne? Harbiden. Harbiden mi? Ice. Ya belli değil mi? Harbiden mi herifin adı? Harbi Dent. Harbi Dent. Evet. Şimdi. Harbi Dent mi dedi? Harbi Dent. Müthiş müthiş. Kadehimi. Ağlamak istiyoruz yani. Evet abi senin bir yeteneğin bir şeyin var mı? Allah'ın sözü. Bunu... Ya. Oğlum bu herifte ayrılsana ya. Ya. Hayır yarışma ben şimdi evime gideceğim yani anladın mı? Herkes gidecek dağılacak evimize dağılacağız ya siz aynı eve nasıl giriyorsunuz? Çok maruz kalıyorum. Bazen ben de yapıyorum arada. Pişmanım. Var mı sende bir ya, şey? Ama çok iyi. Çok hakikaten. İyi. Yani bunun üzerine kötü, bunu bir yetenek olduğunu anlaman güzel. Ya benim tekerleme söyleyebiliyorum. Söyle. Bir tarlayı kemeken ekmişler, iki kürkü yırtık kel kör kirpi dadanmış. Kürkü yırtık erkek kel kör kirpi, kürkü yırtık dişi kel kör kirpiye. Kürkü yırtık kür... Aa. Ya şu an arkadaşlar benim yerimde olmanız lazım ya. Bana bakarak kerkör 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 kerkör. Gözlerini belerte böyle kerkör 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 kerkör. Şu daha zor ama. Üç tunç tas has kayısı hoş yapın. Kayısı yok arada. Kayısı da rahatlıyorsun. Üç tunç tas has hoş yap. Üç tunç tas has hoş yap. Evet. Çok zor aslında. Çok küçük ama çok zor. Senin yeteneğin de söyleyememek mi? Evet. Negatif bir yaklaşımı var buranın. Siz de abi ne yapıyorsunuz? Biz... Antimadde diye koysaydınız ya grubunuzun adına. Taklit yapacağım. Yap abi. Yapabilirsem. Yap. Ferdi Tayfur taklit yapacağım. Bakışları bana biraz cesaret versin. Korkuyorum sana aşktan söz etmeye ben. Bir sevdiğin varsa
söyle, 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 söyle. Giderim bu diyardan, merak etme sen, merak etme. Bravo Akşener. Arkadaşlar, Alperen'in Ferdi Tayfur taklidiyle çift lavaş diyenler. Antimadde diyenler. Espriden evet. Anlıyor. Yine iki kişi. Kaliteli mizahtan anlıyorsunuz. Yani oğlum nasıl iki grup geldiyse bir tanesi alkışlıyor, öbürü hiç alkışlamıyor. Aynen. Öbürü bir tane alıyor falan. Yani çok çekişmeli diyeceğim, çekişmeli değil yani. Halk oyunları arkadaşlar. Nasıl aran Mert halk oyunları? Yok. Ya masal, yani. Halk oyunları. Bunlar da zayıf. Evet, bunlar. 20 ve 40 puanlık sorular. Kolay mı, zor mu? Zor, zor. Zor diyelim ya. Zor. Zor, zor, zor mu peki? Çok mu zor böyle? Çok mu zor? Oğlum halk oyunları bilmiyorsan zor. Ha. 3 tane var bana. Çifte telli biliyorum. Bence biz kolay diyelim. Yani çok halk. Çünkü 20 puan alırsanız 20-20 oluyor. Bilirlerse çok oluyor. Bilirlerse çok oluyor. Evet. Şimdi bilirlerse 40 puan değil mi? Evet, 40 puan. 60'a 20. Ne hocam o zaman ya? Zor diyelim. Şimdi bilemezsek karşı taraf kolayı bileceği için 40 olacak. 60'ı belki alırız. Hani sesimiz kötü ama zoru o zaman kolay seçeriz. Kolay olsun ya. Al. Alfa niye abi? Sen niye alfasın? Boşa konuştum abi. Boşa konuştum. Kolay mı zor mu? Kolay mı? Kolay olsun. Peki. Ege, Karadeniz, İç Anadolu, Marmara, Doğu Anadolu bölgelerinin birçok yerinde farklı isimlerle oynanan, kadın ve erkeğin ya da iki kadının birbirine dokunmadan karşılıklı oynadığı halk oyununun adı nedir? A. Karşılama. B. Şekerleme. C. Kurbağalama. Evet. Ne evet lan, kurbağalama olabilir mi? Ya kurbağalama değil de. Alfa ya abi, o yüzden. Evet. Kolayı seçtim. Biliyor musun karşılama, hani şöyle şöyle oynanıyor. Karşılıklı. B neydi? B şekerleme. Karşılama ya. Karşılama. Bakalım A karşılama mı? Bildiniz bence bunu. Bence de. Yani. Dediler ve 20 puan aldılar. 40 puanlık soru. Çok zor değil. Burdur, Isparta, Antalya, Denizli yörelerinde oynanan, çok hareketli, hafif sıçranarak oynanan, ani 360 derecelik ya da 180 derecelik geri dönüşler içeren halk oyununun adı nedir? A. Ege kaşıklaması. B. Teke zortlatması. C. Kınık Ali çökertmesi. Teke zortlatması diye biliyorum ama. Teke zortlatması. Şimdi koşuyorlar, 360 dönüyorlar. Evet evet. Şöyle bir şeyi var, saçma bir dansları var. Saçma ne diyorsun, niye diyorsun oğlum? Saçma derken Burdur, Isparta, Antalya ve Denizli. Buradan selam söylüyoruz. Saçma insanlara, o dedi. Videonun altına yorumlarını bekliyoruz Burdur'dan, Isparta, Antalya ve Denizli'den. Teke zortlatması. Teke zortlatması. Emin misiniz? Eminim ben. Kararınız kesin mi? Kesin. Bakalım B şıkkı teke zortlatması mı? Ya bu yaş beni acı. Teke zortlatması diye bağırmak zorunda. Dediler ve 40 puan aldı. Evet. Arkadaşlar durum 60'a 20. Yani zoru söylemeniz lazım, bilmeleriniz lazım. Onların da kolayı bilmemeleri lazım. Peki en iyi ses. Sizle başlamıştık, sizle. Bu şu an değişti. Ben sözlere bakabilir miyim? Tamam. Kendime geldim geleli dostlar. Olamam kimseye düşman. Bir şüphem yok, kefenim sağlam. İçerim ben bu akşam. Sesleri duydum duyalı dostlar. Yola çıktım yeni baştan. Acelem yok, hedefim sağlam. İçerim ben bu akşam. İçerim tamam, ben. Tamam yeter işte. Bu... Bir dakika. bir şey söyle. Çok kötü sesim. Güçlendirmek için sen de söyle. Olur. Yani güçlenecek mi? Bilmiyorum. İkimizin de sesi çok kötü olsun, abi. Olsun. Ne olduğunu duyalım. Bir öyle bir böyle. Ben kimim anlarsan söyle.
Sırtımda taş, elimde boş bir kutu. İstersem sevebilirim bu oyunu. Bir masanın etrafında türlü türlü hayvanlar, maskeli gibi değişiyiz öyle böyle tripler. Zaman bizden geride kalmış çıktığımız yokuşta, sırası gelen lafını ediyor elimizde kartlar. Az desem yetmez, çok demeye dilim varmaz. Bir öyle bir böyle. Değişik bir gündeyiz. Evet abi, kim söylüyor? Ben söyleyeceğim. Ben Neşet Baba'dan söyleyeceğim. Tamam, ha. Oh be, Allah'ıma şükür. Bahçe duvarından açtım. Bahçe duvarından açtım. Sarmaşık güllere dolaştım. Sarmaşık güllere dolaştım. Vokal yapayım mı? Peki, var mı sende bir şey? Bende ses sıfır ya. Nerede sürünüyor ya? Bizde de sıfır. Sanki orada bir oğlum. Allah Allah. Yani... Evet, Nupel de bize ne söylüyorsun? İstek parça var mı? Yo, canın istediği bir şey söyle. Tamam. Rüyamda buluttum, sensizi unuttum. Yağmur oldum, ağladım seni, dizlerimde uyuttum. Uyandım gecenin bir vakti, ne havadan ne sudan. Yağmur oldum, ağladım seni, bir nehrin yatağından. Alkışlar Nupel'de ya. Arkadaşlar, ben de bir şarkı söyleyeyim diyen var mı? Yoksa Nupel'de ya, armağanımızı veriyoruz. Var mı ben de bir şarkı söyleyeyim diyen? Merhaba, adın ne? Dilan. Dilan, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne söyleyeceksin bize? Öyle bir yerdeyim ki. Söyle. Öyle bir yerdeyim ki, öyle bir yerdeyim ki, bir yanım mavi olsun dalgalanır sularda. Bir yanım mavi olsun dalgalanır sularda. Dostum, dostum, güzel dostum, bu ne beter çizgidir bu. Bu ne çıldırtan denge, yaprak döker bir yanımız, bir yanımız bahar bahçe. Alkışlar. Arkadaşlar, iki arkadaşımıza da 100'er liralık Migros'tan hediye çekimiz var. İkinizin de sesi muhteşem. Abi, hatta tebrik ediyoruz. Biz kalkalım arkadaşlar. Keşke, yani. keşke. Oho. Evet arkadaşlar, çift lavaş diyenler, erzak diyenler, burada iyi değerlendirin abi. Kategori neydi? Kategori Müslüm Gürses coverları. Telefonda söz. Mecburen zaten zor demek zorundasınız. Aynen, zor ya. Zor. Çünkü yani öbür türlü geçemiyorsunuz. Evet. Heyecan olsun diye kolayı o tarafı soruyorum. Müslüm Baba'nın bir yerde dinlerken hastası oldu ve kendi albümüne isim koyarak seslendirdiği Teoman şarkısının adı nedir? Gönül Çelen. A. Gönül Çelen. B. İstanbul'da Sonbahar. C. Paramparça. A. Paramparça. Gönül Çelen. A. Gönül Çelen. Hayır ya. Değil mi? Şey, Müslüm Baba'nın bir yerde dinlerken hastası oldu ve kendi albümüne ismini koyarak seslendirdiği Teoman şarkısı. Gönül Çelen, İstanbul'da Sonbahar, Paramparça. Paramparça ya. Bir bar taburesi üstünde. Evet, paramparça. Emin misiniz? Emin. Kararınız kesin mi? Kesin. Sizdeyiz. Evet. Tansiyon açısından. Müslüm Baba'nın Türkçe sözlü yabancı müzik coverları yaptığı Aşk Tesadüfleri Sever albümünde Tuna Kiremitçi'nin sözleriyle yer alan Affet şarkısı, Temple of the King ismiyle hangi yabancı hard rock heavy metal grubuna aittir? Söyleyeyim mi? Kök gibi soru geldi size. Evet. Kök. Evet. A. Rainbow. B. Deep Purple. C. Black Sabbath. Evet. Black Sabbath değişimdeki TH. Evet. Bunu da gördünüz herhalde kameralar yakından olursa. Sabbath. Bir British aksan.
Affet. Şimdi bu şarkıyı biliyor musunuz? Affet. Evet. Evet. Affet beni akşamüstü. Çünkü sen kendime yağmur olur. Aynen. Ben gece fuck. Sen canıma yoldaş oldun. Sen kışıma yorgan oldun. Temple of the King. Bu şarkı öyle bir şarkı normalde. Evet. Yani bu şarkının orijinali Temple of the King. Bayağı bildiğim birebir yani. Tabii müziğini almışlar üstüne. Tuna Kerimci söz yazmış. Müthiş bir şarkı, affet. Size şöyle bir ince ayrıntı vermek istiyorum. Tabii mümkün. Oğlum bir de cevap ver, ince ayrıntı. İşte cevabı neden veremeyeceğim. Ben Kadıköy'de bir rock barda çalışıyorum. Ve her gün bu şarkı çalıyor ama hiçbir zaman kimin söylediğine bakmadım. Peki, çünkü düşünelim. Çünkü ben bu şarkıda hep melodideyken, dışarıda böyle garson servis ederken, çünkü sen... Çölüme yağmur oldun diye i̇şte geziyorum. İşte bu domestik halinden dolayı belki burada para kazanacaktın. Rainbow. Evet. Düşünelim. Deep Purple, Black Sabbath. Gösteriyor mu? Bunları koyuyorlar ya sonra. Evet. Ne diyorsun hocam? Rainbow, Deep Purple, Black Sabbath. Bende yok. Hiç bana bakma yani. Altın bir tane. Rainbow. Temple of the King. Benim de çok Deep Purple. Deep Purple değil de ya, değil Black Sabbath ya. Çünkü şeyde bizim barda Black Sabbath'ın şeyi var. Var mı? Black Sabbath diye okudum bunu. Evet abi söyleyin, hadi bekliyoruz. Rainbow kesin. Zaten kesin deyince bağlıyoruz bu yarışmada falan. Hadi. Evet. Aa Rainbow dediler. Sebebini anladım. Heyecan olsun diye buraya dönüyoruz. Bakalım C paramparça mı? Dediler ve 30 puan aldılar. Bakalım A Rainbow mu? Dediler ve 60 puan aldılar. Ama 30, 40 daha, 70, 20 daha, 90, 60, 20 daha, 80. Cidden mi ya? Tebrik ediyorum arkadaşlar. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet, biraz daha tebrik masal ediyorum. Tebrik ediyorum. Okumalıyız. Masal, bir tanecik masalda küçücük evet. Bir şey bilseydiniz. Çünkü yani Cinderella normalde hani ayakkabı mayakkabı oradan bir tane eleseydiniz işte. Olacaktı. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Çok çok sağ olun. Teşekkür ederim. Size katıldığınız için teşekkür ediyorum. Erzağınızı aldınız gidiyorsunuz. Erzağımız aldı. Kolay mı zor mu? Burada bitiyor arkadaşlar. Ayaklarınıza sağlık geldiğiniz için. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.